Ne diyordu? Tayyip Erdoğan için ne diyordu Bahçeli? Şimdi ne diyor? İstediğimi alabiliyorum. Tabii ki de istediğimi yiyebiliyorum. Abi benim geçimim güzel. Ben güzel geçiniyorum. Ben güzel para kazanıyorum. Ben bizim gibiler olduğu sürece. Niye bizim gibiler? Bakışırsınız. Bir kere bir yaşlı bir kadın gelip de diyorsa bu para bana yetmiyor. Demek ki ona yetmiyordur yani. Bundan bahsediyorum. Bir tane nereye koyacaksın? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gitti. Çılık yapıyor. Ya bırak. Söyle ne dedi biliyor musun? Ne dedi biliyor musun? Ya abi eski Erdoğan gelmiş, Erdoğan gidecek diyorsun. Ya ben diyorum ki daha para diyorum. Erdoğan'ın birleşmesi yanlış diyorum. Bir kere bir yaşlı bir kadın gelip de diyorsa bu para bana yetmiyor. Demek ki ona yetmiyordur yani. Bunu çok da kurcalamanın bir manası yok. Yetmiyorsa yetmiyordur. Bir kere devletin de ona sahip çıkması lazım, hükümetin. Yapmıyorsa demek ki bir şeyler yanlıştır. Bir de ben şeyden de çok rahatsızım. Mesela nereden girsem bir sürü şey var. Erdoğan yaptığı mitinglerde bir kere bir yerde miting yapmış, tam olarak neresi hatırlamıyorum. Barzani ile yapmıştı o mitingi. Hatta yanında birisi daha vardı, adını hatırlamıyorum. Kürdistan kelimesini kullandı. Biz Türk milliyetçiliğini ayaklarımızın altına aldık dedi. Ondan sonra bir kere ben Atatürkçü olarak da bundan da çok rahatsızım. Ayrıca şimdi oy çalınma durumları olmuş. Yani internetten onu da takip edebiliyoruz. Islak imzalı kağıda bakabiliyoruz. Bir de kendi sandığımızdaki oy durumuna bakabiliyoruz. Ayrıca bir kere Süleyman Soylu ile ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Bu adam göreve gelirken dedi ki ben buraya gelmeden önce bu görevle ilgili hiçbir şey bilmiyordum dedi. Erdoğan çıktı, ben ekonomistim dedi. Enflasyon bak getire çok yüksek şu anda. Ben değişimden yanayım. Hı hı. İnşallah da değişecek. Sizinle konuşmak isterim. Evet. Beraber konuşalım ya. Evet. Olur abi, gel konuşalım, sorun yok. Ya, sen ne demek istiyorsun? Ben sana söyleyeyim abi. Ben kendi bildiklerimi söyleyeyim, sen kendi tek soru soruyorum aslında, tabii konu dağılıyor ister istemez. İkinci turda hangi adayı destekliyoruz? Sizce hangi aday kazanacak? Abi, bu konuda düşüncelerinizi alıyoruz. Ben şimdi birinci turda da Erdoğan'a verdim. İkinci turda da Erdoğan'a vereceğim. Değil, üçüncüsü olsa bir daha Erdoğan'a vereceğim. Yani sebebi ne? Abi benim geçimim güzel. Bak, şey ben söyleyeyim. Güzel geçiniyorum. Ben güzel para kazanıyorum. Ben kimseye muhtaç değilim. İstediğimi alabiliyorum. Tabii ki de istediğimi yiyebiliyorum. Abi ben de kiracıyım. Ben kiracılar ne yapsın? Kira ediyorum abi. Ben 23 bin lira kira ediyorum. Yok, konuşalım. Sana kira ediyorum. Kardeşimle istişare yapalım. Buyur abi. Ben siyasi bir görüşüm, ideolojim yok. Tamam. 5 partiye ayrı ayrı oy vermiş insanım. Doğrudur abi. İstanbul Büyükşehir seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'na verdim. Evet, evet. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tayyip Erdoğan'a verdim. İnsanların refahına, orada teyze sana biraz önceki röportajda demek istediği şu. Benim diyor refahımı düşünsün devlet diyor. Ben devleti deprem olduğu zaman, yangın olduğu zaman, bir şey olduğu zaman nasıl destekliyorsam, emeklileri, dulları, sakatlı, engelleri, şehit, gazi, annelerini, babalarını benimsesin, önemsesin diyor. Biz şimdi neye oy vereceğiz? Sen diyorsun ki, mesela arkadaş diyor ki CHP'li. Herkesin görüşüne saygımız var. Doğru mu? Aynen öyle abi. Ben sana karışamam. Ben eşime sormadım sen hangi partiye oy kullanacaksın diye. Benim maddime değil. Ama şu var. Şimdi bazı gerçekleri biliyorsak da söylemesini de bileceğiz. Doğru mu? Ben AK Parti'ye verdiysem pişmanlıklarım da var. Belli gerçi sebeplerim de var. Pişmanlığım nedir? Söyleyeyim sana. Hüdapar. Ben milliyetçi insanım. Şimdi neden Hüdapar? Ben Hüdapar'a terörist demiyorum. Ama şuna diyorum. Şunu diyorum. Görüşleri küçük abi. Bak şunu diyorum. Ben sana şunu söyleyeyim kardeşim. Beni yanlış anlama. İstişare edeyim. Sen de konuş. Tek taraflı konuşmayayım. Seni de kırmak istemiyorum. Bak ben ne diyorum? Tayyip Erdoğan'a oy verdim. İkinci turda da yine vereceğim ama şu var. Ben vereceğim derken öz eleştirimizi de yapacağız. Yanlışı da Tayyip Erdoğan da görecek. Aynı yani bir parmak olur. Göstereceğiz. Doğru mu? Kılıçdaroğlu da yanlışı varsa yanlışı neden vermeyeceğimizi söyleyeceğiz. Hüdapar olayında. Ben sana söyleyeyim, Sinan Oğan'ın %5 oy almasının sebebi %5'te %10 da alırdı. İnsanlar ikilemde kaldı. Gerçek milliyetçi insanlar sırf şu Hüdapar olayından dolayı ne kaybeder ya? Hüdapar'la yürümese ne kaybederiz abi biz? Buyur abi benim. İkisi yoktu ki zaten. Bak. Bana göre abi yani zaten Hüdapar Partisi bugün içinde olup da hani çok... Tayyipçi'yi kaybetti. Bak bu konuda ben sana katılıyorum. Gerçekten çok kaybetti. Nereye koyuyorsunuz abi siz? Abi Gaffar Okan olayı biraz daha şey. Söyleyeyim. Babayı ben biliyorum. Neyi biliyor musun? Gaffar Okan'ı ben çok seviyorum. Futbol oynuyordum. Diyarbakır'da da
Çok güzel işler yapmış bir insan. Ama şöyle bir şey. Ama sana şöyle söyleyeyim abi. Hüdapar'la Gaffar Okan'ın olayı senesi tutmuyor abi. Hizbullah'la. Efendim abi? Hüdapar'ı nereye koyuyorsun? Abi ben de diyorum ya, ben eleştiriyorum. Şey soruyorum yani. Çok güzel söylüyorsun abi. İlişkilendiriyorlar ya yani. Abi çok güzel söylüyorsun. Ben oradaki eklemi ve dengeyi bilmiyorum. Şundan dolayı diyorum ama Gaffar Okan olayında Hüdapar'ın olayın olmadığını biliyorum ama şunu söylüyorum. Tayyip Erdoğan'ın benim kesinlikle abi Hüdapar'la birleşmesini ben kabul etmiyorum. Şey oy verdiğim halde. 20 yıldan beri iktidar olup say bitmez evet. Zaten. Ben Tayyip'çim, hayır ben reisçim, milliyetçiyim yani. Şunu soracağım ben. Hizmet eden adamı topun ağzına koyup Tayyip aşağı, Tayyip yukarı diyoruz da yatan adamların alelade PKK'yla ve söylemle Selahattin Demirtaş mevzularına girmesini kimse eleştirmiyor. Kimse abi konuşmuyor abi. Kimse gidemiyor. HDP'li olan bir adama ya da CHP'li olan bir adama. Evet. Diyorum ki Selahattin'e bir küfür etsene diyorum. Tık yok. Abi. La bir et diyorum. Musun bak? Yok çok ya. Özür yok, abi başlısı giderse ayaklar öyle gidiyor. Ayaklar öyle geliyor. Yok ben hiç. Yok genel konuşuyoruz. Bizim şurada. Hüdapar hiçbir şey istemiyor. Eyvallah. Meclise girdiği abi halde hani hani özellik Hüdapar istiyorum. Üç tane ile girmek istiyorum. Sana da gelip. Hani şuraya gireceğim, buraya gireceğim. Özel ya bir talebi abi, yok bak. Devlet Bahçeli'nin bugüne kadar hiçbir bakanlık talebi olmadı. Hüdapar'ın sıkıntısı ne biliyor musun abi? Ben Türk milliyetçi bir insanım. Ben askerliğimi de doğuda yapmış bir insanım. Sıkıntılı da geçirmiş bir insanım ama şu var. Hüdapar Türk bayrağından, Türklük isminden abi oradan dem vuramaz. Onu bana bak Ziraat Bankası görüyor musun abi? Eskiden ne yazıyordu burada? TC Ziraat Bankası. Bunların temelleri ne zaman atıldı biliyor musun? Hüdapar'la birleşme olayları. Şunu demek istiyorum abi. Sen belli bir kitle yapacaksın diye. Belli bir grupları arkadan alkacaksın diye. Benliğinden, özlüğünden taviz verme abi. Verme abi. Hüdapar'ın mecliste temsili nedir? Bak Sinan Oğan mevzusunda kesinlikle yani MHP işte atıyorum Refah Partisi'nin seçmen kitlesinin oyları insanların oyları kaydı abi. Ya kayar kayma onu tartışmıyorum ben. Şey anlatmaya çalışıyorum. Abi her oldu. Şurada konuşuyoruz. Reise verdiğinden bahsediyorum. Evet, tabii ki de. Cumhur İttifakı'ndan bahsediyorum. Ben de öyle ama abi karşı taraf hiç kimse konuşmuyor. Ya farkında mısın? Abi mevzu şu işte. Sana demiyorum şunu anlatmıyorum. Ya Tayyip insin kim gelirse gelsin abi mevzu bu. İnsanlar artık mitinglerde Türk bayrağını açtırmıyorlar. Ben söylemiyorum. Karayılan'ın gösterdiği kişi Kemal Kılıçdaroğlu diyorlar. Kimse bana Atatürk milliyetçiliği yapmasın. Gerçek Atatürkçü milliyetçi olan insanlar ayağını tersiyle yitiyor kardeşim CHP'yi zaten. CHP'nin tabelası duruyor. Yani şu Albarak Atatürk banka gibi görüyor ama içeride atıyorum don sattıklarını düşün. CHP'de o hesap. CHP kapısından giriyorum eyvallah. HDP'nin içinde abi bir siyasi duruş olur. Görüş olur. Bakış açısı olur. Abi bak şunu söyleyeyim. Abi bugün gördün mü? Genç, herkes genç nesil. Bak buradaki insanlar var. Yaşlı insanlarımıza saygı duyuyorum da internet var şu anda araştırsınlar. Abi deprem bölgesinde AK Parti oy çıktı diye oradaki insanları revize ediyorlar biliyor musun? Bak onlar rezil, sen şöyle, iğrenç. Sen abi bak şehitlerimiz genelleme ya. Yapmayın. Abi gel buyur konuşalım. Buyur abi. Genelleme aşağıda bak aşağıda arabaları var. Yani, aşağıda arabaları var tamam mı? Kendileri genç yaptığı yok ya. Zaman açılım. Kendileri genç yaptığı yok, zaman genç. Açılım. İyi. Aynen. Cumhuriyet Halk Partisi yaptığı zaman ondan sonra yok bölücü. Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman bakın ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesiyim. Eyvallah. Ve hiçbir zaman şey yapmıyor. Tamam Atatürk'ün bir tane sözü var. Ben diyor iki tane büyük eserim var. Birisi Türkiye Cumhuriyeti, birisi Cumhuriyet Halk Partisi. Tamam mı? Kimin? CHP'nin. Ne olduğunu? CHP'nin Yeşil Sol Partisi. Hüdapar'la birleştiğinizi kabul ediyor musunuz? Etmiyoruz onu tartışıyoruz. Yani neyi tartışıyoruz ki? Adam Kürdistanlı'ya bağırıyor. Yani. Yanlış diyoruz. Ne kurtulma şeyi? Size öyle geliyor. Resmi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yeşil Sol Parti ile yaptığı protokol var mı? Ama Hüdapar gelmiş şey yapmış abi, tamam mı? Beraber giriyorlar. Abi, ya bırakın Allah aşkına. Canbaza bak. Canbaza bak yapıyorlar. Hüdapar'la konuşmak için randevu aldı mı almadı mı? Bilmiyorum.
Ben biliyorum. Bilmiyorum. Biraz araştır. Abi %100 Efendim? Ceyda yüzde kaç oy aldı Yeşil Sol Parti'den? Ne kadar oy aldı? Yani yüzde kaç aldı? Benim AK Parti'ye de gitmiş olamaz mı? Onun da şeyle yapmıyor musunuz? Burada bakın yanlış yönlendiriyorsunuz. Kardeşim bakın Cumhuriyet Halk Partisi bütün ülkenin geleceği için kaç yıldan beri bir çalışma yapıyor. Bugün %20 oyu var. Ya bak şuna bakın siz. CHP'den kaydı bunu kabul et. Bahçeli 2014'te ne diyordu? Ne diyordu? Tayyip Erdoğan için ne diyordu Bahçeli? Şimdi ne diyor? Şimdi ne diyor? Ali Babacan, Davut. Adam olmaz. O zaman Ahmet Davutoğlu ne diyeceğiz? Bunun bu ülkenin teminatı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Şu anda en eski parti budur. Bu en eski parti budur. En fazla sahip çıkan da budur. Hepsi değişir. Tamam mı? Bir dakika. Siz bilmiyorsunuz arkadaşlar. Yanlış yönlendiriyorsunuz. İnsanlara burada yanlış yönlendiriyorsunuz. Herkese özgür bırakın. Deprem mevzusunu istisna edin. Ben depremde 22 gün oradaydım. Tamam mı? O kadar partiler oraya gittiler. Yardım ettiler. Ama bunu başkası pazarladı. Belediyelerin arkasında mısın? Arkadaşım bak bir tane, bir kişinin kaç tane örnek gösteriyorsun? Adıyaman, belediyeden bahsediyorum sana ya. Belediyeden bahsediyorum. Tekirdağ Belediyesi'nden bahsediyorum. Bir tane başka ne örnek koyacaksın? İstanbul Büyükşehir Belediyesi gitti. Irkçılık yapıyor. Ya bunu nereye koyacaksın? Kahramanmaraş'ı Ankara Büyükşehir Belediyesi gitti. Yatırım ya orada bütün çalışmaları yaptı. Geldi sahiplendiler. Ankara Büyükşehir Belediyesi çadırları söktürdüler be. Çadırları söktürdüler bu şeye gelirken. Fabrikalara bir bak bakayım ne olmuş. Okuyor mu? Android var mı telefon? Hepsi kapandı. Hayır. Bir şey söyleyeceğim bir dakika. Abi sana bir şey söyleyeceğim. Üstadım bir saniye. Abi bir dakika dur. Abi şu anda şunu söyleyeceğim bak. Bak kesinlikle ve kesinlikle propaganda yapmıyorum. Bak belediye başkanlığında ekleme oy vermiş bir sanırım. Cumhurbaşkanlığı. AK Parti. Evet. Bak ben burada AK Parti'yi biraz önce eleştirdim. Hayır. Eleştireceğiz. Biz de eleştiriyoruz. Yanlışı eleştireceğiz. Ama Tekirdağ Belediyesi yaptığı şeyler hatalı olabilir. Ama genelleme yapmayın diyorum. Söyleyeceğim. Onu örnek göstermeyin. Peki pardon kardeşim. Sana şunu söyleyeceğim abi. Tek bir şey söyleyeyim. Bana şunun cevabını ver Allah aşkına. Nasıl? Cumhuriyet Halk Partisi'nden kayan milletvekilleri değiştiren CHP eski milletvekillerinin konuşmasını dinledin mi? Sen peki eski Tayyip Erdoğan'ın söylediklerini söyledin mi? Sıcağına. Hayır niye biliyor musun bak? Tayyip Erdoğan'ın söylediklerini dinledin mi? Hayır ne dedi biliyor musun? Abi eski bak bunları çok kişiselleştiriyorsun. Ama abi bir örneği ortaya çıkıyor. Kurumsallığa bakacaksın. Ama genel bu ülkenin teminatı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bir saniye ben sana bir şey söyleyeyim. Abi Allah aşkına gel ya. Allah aşkına bir ara verelim çok kalabalık. Dur bir şey söyleyeceğim. Abi ben bir soru soracağım. Şu sorduğum soruya cevap versin. Bak ben diyorum yine söylüyorum. 5 tane ayrı ayrı partiye oy verdim. Hiçbir ideolojim ve görüşüm yoktur. İnsanların refahı için, menfaati için benim düşüncem budur. Yani ben çoluğumu çocuğumu ayda 2 kere parka gitsin demiyorum. Çünkü ne biliyor musun? CHP geldiği zaman bunu sağlayacaksa gelsin baba. Ama sağlayacaksa. Ama sağlamayacak. Şunu söyleyeceğim. Tek bir soru soracağım. Hayır abi şunu sorayım. Bir dakika dur Allah aşkına. Tamam sor baba. Ben soracağım gideceğim. Bir senedir AK Parti'ye sağlamayacağım. Tamam söyleyeceğim sana. Onu da konuşacağız. Tamam konuşacağız. Sadece konuşayım. Sadece merak ettim. Tamam konuşalım. Yok konuşalım. Abi. Konuşalım. Var mı abi? Var söyleyeceğim bir dakika dur. Bir şey söyleyeceğim. Abla dur. Esenyurt. Neyse. Ben şunu söyleyeceğim abi. Tek bir şey söyleyeceğim. Yedili ittifak oldu değil mi abi? Sen gel. Allah aşkına. Yedili ittifak oldu değil mi? Evet. Niye yedili ittifak oldu? Tek başına niye bir güç değil CHP? Madem bazı şeyleri değiştirecek. İşte sizin gibiler olduğu sürece. Niye bizim gibiler? Bakışırsınız. Ben diyorum ki sana 5 tane parça oy verdim kardeşim. Sadece geriye bakmıyorsunuz bak. Geride ne yaşanmış bakmıyorsunuz. Önünüze tamam. Bakın ya bir kere bir şans verin ya. Bir şans verin CHP'ye tamam. Bir şans verin. Biz diyoruz ki eleştirelim. Eleştirelim. Vermiyorsunuz bak hep direkt ben böyle bakıyorum. Abi eleştiriyorum ben nasıl Erdoğan bakıyorum? Gelmiş Erdoğan gidecek diyorsun. Ya ben diyorum ki daha para diyorum Erdoğan'ın birleşmesi yanlış diyorum. Bak AK Parti oy veren evet, diyorum yanlış. Ya. Abi, ne işi var diyorum. Var. Allah korusun abi. CHP'nin niye o zaman abi yeşil solla birleşti baba? Kılıçdaroğlu'nu diyorken nasıl güzelecek? Tamam. Adam diyor ki ben gelince düzelecek. Ya kardeşim bir paket açık. Ama düzelecek. Şu an iyi mi peki? Hayır sana bir şey sorayım. Şu an iyi mi abiciğim? Sen neye oy verdiğini bileceksin. Adam şunu yapacağım, bunu yapacağım, şu kaynağı getireceğim düzelecek der. Doğru mu? Doğrudur. Ben gelince düzelecek. Lan nasıl düzelecek? Düzelecek. Ya nasıl düzelecek? Abi, ben gelince otomatikman düzelecek diyor. Düzelir. Tamam, eyvallah tamam düzelir. CHP'nin tek başına bir parti. Teşekkür ederiz. Osman Kavala.